Evet, saldırıya ilişkin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yazılı açıklama yaptı. Saldırı yıkınadı saldırının önlenememesini ileri düzeyde bir istihbarat zaafı olarak niteleyen Bahçeli, fuzuli işlerle uğraşmakla suçladığı hükümete yüklendi. Saldırının Sultanahmet Meydanı'nda gerçekleştirilmesinin üzerine dikkatle durulması gereken gerektiğini ifade eden Bahçeli bedenlerine bomba saranların İstanbul'a kadar intikal etmelerinin tespit ve önlenmesinin yapılamaması elbette ileri düzeyde emniyet ve istihbarat zayıflığıdır dedi. Bahçeli teröristler ölüm emrini yerine getirirken hükümetin fos ve fuzuli işlerle uğraştığında sözlerini ekledi. Türkiye'nin güvenlik duvarlarının harap olduğunu öne süren Bahçeli, aralarında örtülü bağ ve bağlantı bulunduğu anlaşılan IŞİD ve PKK milletimize ölüm yağdırmakta, bu iki cinayet şebekesi sürekli kan dökmektedir dedi. Yazılı açıklamasının devamında hükümete yüklenmeyi sürdüren Bahçeli, AKP hükümetinin bu açmaz ve denetimsiz gelişmeleri önleme ve engelleme gibi bir çabası olmadığı gibi niyetinin de bulunmadığı görülmektedir. 20 Temmuz 2015 Suruç ve 10 Ekim 2015 Ankara Trangarı'nda düzenlenen canlı bombalı saldırılarından sonra katillerin bu kez de Sultanahmet Meydanı'nı seçmeleri, toplumsal korku ve telaşı, haddinden fazla derinleştirecektir şeklinde eleştirilerini sıraladı. Tehditin boyutunun çok yüksek olduğunu altını çizen Bahçeli, kanlı saldırının çok ağır bir şekilde cevabının verilmesi gerektiğini de belirtti.